Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında, Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Alınan karar, birçok kesim tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Zekai Aksakallı, 15 Temmuz'da ekibiyle birlikte yakın gördüğü birimlerden uzun namlulu silah ve mühimmat alarak harekete geçti ve Özel Kuvvetler Komutanlığını darbecilerden geri aldı. Darbe girişimine karşı açıklama yaparak, "Eşkıyalar başarılı olamayacaklar," şeklinde tepki gösterdi. 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında, darbe teşebbüsü sırasında gösterdiği olağanüstü mücadeleden dolayı, rütbe süresinin dolmasına bir yıl daha olmasına rağmen Kor General rütbesine terfi ettirildi. 24 Ağustos 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu öncülüğünde Suriye'nin Cerablus ve Elbap kasabasının terör örgütü IŞİD'den geri alınması için düzenlenen Fırat Kalkanı Operasyonu'nun komutanlığını yaptı. 20 Ağustos 2017 tarihinde 2. Kolordu Komutanı olarak atandı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını yöneten Orgeneral İsmail Metin Temel ise, 2018 yılında Yüksek Askeri Şura toplantısında, Orgeneralliğe, terfi etmişti. Temel, teğmenlikten başlayarak bir kez hariç, sürekli terör olaylarının olduğu bölgelerde görev yaptı. Temel, Van Asayiş Kolordu Komutanı iken 15 Temmuz darbe girişimi sırasında vekaleten 2. Ordu Komutanı olarak göreve atandı. Daha sonra 27 Temmuz 2016 tarihinde, 2. Ordu Komutanlığına getirildi. Orgeneral Metin Temel, 2018 yılında da, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı. Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar ise, iki komutanın emekliye sevk edilme kararıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, kadrosuzluk nedeniyle, yorum bile yapmaya gerek yok, dedi. Mete Yarar, açıklamalarının devamında şunları söyledi. Bir dönemin en zor zamanlarında risk alan ve kahraman olan iki komutan, TSK'da kadro bulunmadığından emekliye sevk edilmiş. Merak etmeyin, o iki isme milletin gönlünde ve tarihin sayfalarında süresiz bir şekilde kadro hep açık olacak. Sevenlerinizin arasına hoş geldiniz.